Evet arkadaşlar şimdi yaylarla ilgili örnek sorulara bakacağız. Onun öncesinde bir yayın kesilmesiyle ilgili örneğimize bakalım. Eğer bir yayın boyu kısaltılacak olursa bu yayı germek veya sıkıştırmak daha zor olacaktır. O zaman buradaki yay sabitinin de değiştiğini söyleyebiliyoruz. Ve yay sabitindeki değişimi bulurken arkadaşlar ilk durumdaki L1 çarpı K1 değerinin son durumdaki L2 çarpı K2 eşit olduğunu söyleyebilirim. Mesela ilk sorumuzda denilmiş ki bize yay 5 eşit parçaya bölünerek yandaki şekil elde edilirse. Buradaki eşdeğer yay sabiti bize sorulmuş. Şimdi diyorum ki ilk boyumuzun büyüklüğü 5 ile çarpı yay sabitimizde K kadardı. Yeni boyumuz 5 eşit parçaya bölündüğüm için L kadar oldu çarpı diyorum. K üssü diyelim biz buraya. Buradaki K üssü dediğimiz değerin artık 5K kadar olduğunu söyleyebiliyorum arkadaşlar. Her bir yayın artık yeni yay sabiti artık 5K kadardır diyebiliyoruz. Peki şuradaki 3 yay birbirine nasıl bağlı? Paralel bağlı. Ve paralel bağlı yaylarda direkt biz toplamları alıyorduk. 15K kadardır dedim. Peki şuradaki 2 ay için direkt yay sabitimiz toplamları yani 10K kadardır. E peki 15K ve 10K artık birbirine seri bağlı. Ve seri bağlamalarda biz ne diyebiliyorduk? Çarpımları bölü toplamları. Yani 15K çarpı 10K bölü 25K'dır diyebiliyoruz. Peki arkadaşlar burayı 5'e bölsek burası bizim için 2 olacak. Burayı 5'e böldüğümüz zaman nedir? 5'tir diyorum. Tekrardan 5'e böldüğümüz zaman burası artık 3K oldu. Ve diyorum ki k eş değerimiz artık 6k kadardır diyebiliyorum. Eş değer yay sabitimiz 6k kadar olacakmış. Özdeş yayların uzama miktarları arasındaki ilişki nedir diye sorulmuş. Şimdi yaylar özdeş olduğu için yay sabitleri aynı. Ve biliyorduk ki f eşittir k çarpı x'tir. Yani yayı gelen kuvvetle uzama miktarı doğru orantılı olacak arkadaşlar. X2 yayını gelen kuvvet 3P'dir. O zaman buradaki uzama için 3X'tir diyorum. X1 yayının taşıdığı toplam ağırlık 5P kadar. O zaman buradaki uzama miktarının 5X kadar olması gerektiğini söyleyebilirim. Peki arkadaşlar hemen şuraya bakıyorum. X4 yayı için taşıdığı yük 3P kadar. O zaman ne diyebiliyorum? Buradaki uzamaya 3X kadar desek. Peki buradaki 3P'yi buradaki yaylara dağıtıyorum. P, P, P şeklinde dağıttık. E o zaman buradaki x3'ün taşıdığı yük P kadarsa uzama miktarına x, buradaki uzamaya x ve buradaki uzama miktarına da x kadardır diyebilirim. Ve o zaman arkadaşlar x1 eşittir 5x kadar ise en büyük değeri x1 oluşturdu. x1 büyüktür x2'den ve o eşittir x4'e ve o da büyüktür x3'tendir diyebiliyoruz. Yine bize uzama miktarları arasındaki oran sorulmuş. Şimdi arkadaşlar ilk önce buradaki değere bakarken diyorum ki 3P ağırlığıyla 2K'lık bir yay sabitimiz var. Yerine koyuyorum. Önce X2'yi hesapladığımızı kabul edersek X2 değerimiz için 3 tane P eşittir diyeceğim. Ne olacak? 2K çarpı X2 kadardır diyebiliyorum. Peki X1 miktarını hesaplarken toplam kuvvetimizin büyüklüğü ne kadar arkadaşlar artık? 5P kadar. 5P eşittir. K çarpı x 1'dir diyebiliyoruz. Taraf tarafı oranladığımız zaman buradaki P'ler sadeleşecek. Ve buradan da artık ne diyebiliyorum? x 1 bölü x 2'nin artık neye eşit olduğunu söyleyebiliriz. 10 bölü 3'e eşit olduğunu söyleyebiliyorum. Peki yine burada uzama miktarları arasındaki ilişkiyi yorumlamaya çalışacağım. Eğer 2 P'lik bir ağırlığımız varsa buradaki uzama miktarı için 2x kadardır diyebiliyoruz. Peki burada P ve P ağırlıklarıyla sistem dengelenmiş. Arkadaşlar burayı dengeleyen kuvvet yani yayı geren kuvvet aslında P kadarlık bir kuvvettir. Çünkü yine buradaki ip gerilmesi bizim için P kadardır. Ve şu soru ile bu soru aslında bizim için aynı şey. P kadarlık bir kuvvetle gerildi. E burası P ise şuradaki gerilme kuvveti yine P'dir. E o zaman yine ne olacaktır? Buradaki T dediğimiz yerde P olduğu için yayı geren net kuvvet aslında P kadardır. O zaman uzama miktarına da yine X kadardır diyebiliyorum. E buradaki yayı geren kuvvet yine P kadar. Uzama miktarına X kadardır diyeceğim. Ve yine aynı şekilde eğer burada bir duvar olsaydı buradaki gerinme kuvveti yine P kadar olacaktı. Yani yayı geren kuvvet aslında yine P kadar. ve o zaman buradaki uzama miktarı içinde yine X kadardır diyebiliyorum. Peki burayı düşünelim. Eğik bir düzlem üzerinde biz ağırlığın sinüs bileşeninin bizi kaydırdığını söylüyorduk. O zaman burası da 2P çarpı sinüs 30 olacaktır. Yani bu sayısal değerde P kadardır. O zaman buradaki uzama miktarı içinde X kadardır diyebiliyoruz arkadaşlar. Özdeş yaylardaki uzamalar arasındaki ilişki nasıldır diye sorulmuş. Şimdi burası bizim için 5P ise burayı gelen kuvvet için 5P'dir dedim. Ve buradaki uzama miktarı bizim için ne olacak? 5X kadardır diyebiliyorum. Peki bu 5P'yi bileşenlere ayırsak aşağıya doğru 4P ve burada da ne olacaktır? Bir 3P'lik değerimiz var. P ağırlıklı cismin yine aşağıya doğru da P kadarlık bir ağırlığı var. Düşeydeki kuvvetler buradaki yayı gerdiği için A yayındaki uzama 5P ile gerildiği için 5X kadar olacak. B yayındaki uzama miktarı 3P ile gerildiği için 3X kadar olacaktır diyebilirim. E o zaman arkadaşlar A'daki uzama miktarıyla C'deki uzama miktarı birbirine eşit ve B'deki uzama miktarından daha büyüktür diyebiliyoruz.